Matthew Collins, New Jersey'de büyüdü. Liseden birkaç yıl sonra Florida'ya taşındı. İnşaat ve çevre düzenlemesi de dahil olmak üzere birçok yerde çalıştı. Matthew, 20'li yaşların başında uyuşturucu bağımlısı oldu. Birçok eve girip çıktığı biliniyordu. 2014'te Matthew, hırsızlık ve çalıntı mal kaçakçılığı yapmaktan tutuklandı. Matthew ayrıca para çalmak, evleri işgal etmekle övünüyordu. 2016 yılında 6 ay yattıktan sonra cezaevinden serbest bırakıldı. Matthew hayatını değiştirmek istiyordu. İş bulmaya odaklanmış gibi görünüyordu. 2017'de Plantow Fish'te Francesca adındaki bir kadınla tanıştı. Matthew ve Francesca 4 hafta çıktıktan sonra beraber yaşamaya başladılar. Bu andan sonra gelecek hakkında planlar yapmaya başlamışlardı. Evlenmeyi düşünüyorlardı. 13 Ekim 2017'de Francesca polisi aradı. Bir gündür Matthew görmediği için bir kayıp ihbarında bulunmak istiyordu. Polislere şunu sordu. Kayıp kişi ihbarında bulunmak için ne kadar beklemem gerekiyor? Dostlar, lütfen abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İyi seyirler. Justin McManaman adlı bir şerif yardımcısı, kayıp kişi hakkında bilgi almak için Francesca'nın yanına gitti. Francesca ona, Matthew'nun 12 Ekim günü saat 15'ten sonra bir daha eve gelmediğini söyledi. O saatte evden ayrılmış ve bir daha görünmemişti. Saçını kestireceğini söyledi. Francesca'dan borç para aldı ve yine Francesca'nın arabasına atladı ve gitti. Francesca o gün Matthew'nun daha sonra kendisine bir mesaj gönderdiğini söyledi. Mesajda şöyle yazıyordu. Yola koyulup birazdan evde olacağım. Ekipler hemen güvenlik kameralarını izlemeye başladılar. Bir ekip ayrıca Matthew'un ailesinin ve dostlarının yanına gitti. Onlara Matthew'u görüp görmediklerini sordu. Uzun saatler Matthew hakkında konuştular. 18 Ekim 2017'de Francesca'nın arabası, yani Matthew'un o gün kullandığı araba, Lake Acres olarak bilinen terk edilmiş bir bölgede bulundu. Bir kadın günlerdir aracın burada olduğunu görmüş, şoförün gelmediğini anlamış ve daha sonra polislere bildirmişti. Ekipler ön camda bantla kapatılmış bir kurşun deliği keşfettiler. İçerisi oldukça kirliydi ve de bir kan vardı. Arabanın elektronik parçaları sökülmüş, plakası çalınmıştı. 19 Ekim'de araç çekici ile adli tıba gönderildi. Arabada DNA ve parmak izi için bir inceleme yapılması gerekiyordu. Adli tıp birimi arka tamponda kan ve sürüklenmeye dair izler buldu. Polis bagajı açtı ve Matthew'un burada olup olmadığını kontrol etti. Matthew orada değildi ama çok miktarda kan ve bazı ipuçları vardı. Bagajda bir şeyler yaşandığı belliydi. Ekipler Matthew'un babası Mike'la bir araya geldiler. Matthew'un geçmişi hakkında açık sözlü bir şekilde onlara bazı bilgiler verdi. Babası Matthew'un huysuz birisi olduğunu söylüyordu. Baba polise Mike kaybolmadan günler önce kendini pek iyi hissetmediğini söylediğini aktardı. Mike oğlu Matthew'un yeniden yasaklı madde kullanmaya başladığını, bu yüzden zorlu günler geçirdiğini, kendinde olmadığı için her şeyi yapabileceğini aktardı. Francesca için de endişeliydi. Çünkü Francesca onu birkaç kez aramış ve de Matthew'un geçmiş zamanda yaptıkları hakkında biraz sohbet etmişlerdi. Mike nedendir bilinmez Francesca'ya güvenmedi. Francesca 19 Ekim'de polislerle kısa bir görüşme yaptı. Matthew'un kaybolduğunu bildirdikten sonraki hikayesini tekrardan gözden geçirdi. Matthew'un saçını kestirmek için öğleden sonra 3 civarında ayrıldığını ve akşam 7 civarında ona eve geleceğini söylediğini aktardı. Francesca geceleri tıp alanında bazı çalışmalar yapıyordu. Matthew'a biraz kestireceğini yazdı. Uyandığında Matthew'un hala evde olmadığını gördü. İşine gitti, ona ulaşmaya çalıştı ancak başaramadığında polisleri aradı. Francesca polise Tiffany adlı bir kadının Matthew'un şu anda yanında olduğunu söyleyen bir mesaj gönderdiğini aktardı. Matthew'dan da kendisini aldattığını söyleyen bir mesaj gönderilmişti. Francesca hemen Matthew'u aramaya denedi. Ancak telefonu kapalıydı. Ekipler bu yazışmaların hala telefonunda olup olmadığını merak ediyorlardı. Ona yazışmalara bakabilir miyiz diye bir soru yönelttiler. Francesca, akıl sağlığı için onları hemen sildiğini aktardı. Ekipler ilk andan beri ondan şüpheleniyorlardı. Ancak sonunda Matthew'un telefon kayıtlarını aldıktan sonra hikayesini doğrulayabildiler. Polis, Matthew'un kaybolduğu gün Tiffany adlı bir kadını birkaç kez aradığını keşfetti. Hemen bu kadınla bir görüşme yapıldı. Kadın 12 Ekim'de Matthew ile buluşacaklarını doğruladı. İkili bir çevrim içi flört sitesinde tanışmışlardı. Ama hiç yüz yüze görüşmemişlerdi.
Ayrıca kadın Francesca'ya hiç mesaj göndermediğini de aktardı. Sonunda bu kadın bir şüpheli olarak listeye alındı. Ekipler Matthew'nun 12 Ekim'deki GPS koordinatlarını incelediler. GPS onları Fieri'deki bir benzin istasyonuna götürdü. Ekipler güvenlik kamerası görüntülerini elde ettiler ve Matthew'nun o gün başka bir adamla beraber olduğunu fark ettiler. Francesca'nın arabasına binip inerken görülmüşlerdi. Ekipler tekrar Matthew'nun GPS'ini takip ettiler. Burası Matthew'nun telefonu kapanmadan hemen önce bulunduğu son yerdi. Ekipler oraya gitti ve oradaki bazı isimlerle görüştü. Nathan Ortiz ve kız arkadaşı onlardan birisiydi. Orada yaşıyorlardı. Polislere birkaç gündür eve gitmediklerini söylediler. Ekipler Nathan'ın geçmişini araştırdılar. Sonunda onun benzin istasyonunda görülen adamla çok benzediğini fark ettiler. Benzin istasyonuna Matthew'la beraber gelmişlerdi. Peki Nathan kimdi? 20 yaşındaki Nathan, 19 yaşındaki kız arkadaşıyla 2014'te tanışmıştı. Sevgilisi eski bir mankendi. Florida'da bir güzellik yarışmasını kazanmıştı. 2017'de annesiyle ilişkisi değişti. Çünkü Nathan'ın sevgilisi artık güzellik yarışmalarında yarışmak istemiyordu. Nathan ayrıca onu annesiyle konuşması ve de kendi yanına taşınması için ikna etti. Ekipler onların evindeyken bir dedektif evin yanında yeni kazılmış bir alan olduğunu fark etti. Hemen bir arama emri çıkartıldı. Arama emrini aldıktan sonra polisler bunun yalnızca toprakla dolu yeni kazılmış bir çukur olduğunu keşfettiler. Ekipler ayrıca evin içini ve garajı arama için izin almışlardı. Polis iki kürek ve bir el arabasıyla alana geldi. Alandaki bazı ipuçları Matthew'un aracındaki ipuçlarıyla eşleşiyor gibiydi. Nathan ve sevgilisi ekiplerle konuşmak için karakola gitmeyi kabul etti. Önce sevgilisiyle konuşuldu. Kadın, Nathan'la kendisinin genelde Matthew'la takıldığını aktardı. Matthew, 12 Ekim'de Nathan'ın evine rastgele gelmişti. Beraber dolaştılar. Matthew bazı maddeler aldıktan sonra saldırganlaştı. O ana kadar her şey yolundaydı. Bu andan sonra kadın, Matthew'un bir anda silah çıkardığını söyledi. Nathan'ın sevgilisi hamileydi. Arabanın arka koltuğunda Matthew'un silah çıkardığını gördüğünde adeta çıldırdı. Bu anlarda Nathan çıldırdı. Matthew ile bir anda kavga içerisine girdi. Silahın tetiği çekildi ve Matthew öldü. Nathan'ın sevgilisi tetiği kendisinin çektiğini aktardı. Ancak Nathan tam aksine tetiği kendisinin çektiğini söylüyordu. Ekipler Nathan'la birçok kez bir araya geldiler. İkisinden birisi yalan söylüyordu. Matthew'un ailesinden sağ elini etkileyecek bir sağlık sorunu olduğunu öğrenmişlerdi. Ekipler kadına Matthew vurulduktan sonra ne olduğunu sordular. Kadın bu andan sonra evin yanına bir mezar kazmaya karar verdiklerini ama zeminin çok sert olduğu için bundan vazgeçtiğini aktardı. Sonra Matthew'un cesedini arabanın bagajına koydular ve onu gömmek için caddenin karşısındaki bir alana gittiler. Hala Matthew'dan kurtulamamışlardı. İnternetten bazı metotları öğrendiler ve sonra Matthew'un bedenini yakmaya karar verdiler. Sonra yangını söndürdüler ve Matthew'un bedenini gömdüler. Nathan ekiplere Matthew'u nereye gömdüklerini gösterdi. Ekipler alanı kazdı ve insan kalıntıları keşfetti. Adli tıp doktoru Matthew'un başından vurulduğunu belirledi. Arabadaki kanıtlar tetiği çekenin kadın olduğunu gösteriyordu. 2017'nin 10. ayında Nathan ve sevgilisi tutuklandı. Delilleri tarif etmek ve ölü bir bedene kötü muamele yapmaktan suçlandı. Ekipler gerekçenin meşru müdafaadan daha çok Matthew'un uyuşturucu erişimi olmasıyla alakalı olduğunu düşünüyorlardı. Ekipler ayrıca kadının aslında hamile olmadığını öğrendiler. Nathan sevgilisine karşı tanıklık yapmayı kabul ederse bir savunma anlaşması yapılacaktı. Nathan bu teklifi kabul etti. 4 sene hapis ve 10 yılda denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı. Ayrıca ekiplere silahın nerede olduğunu da gösterdi. Silahı bir göle atmışlardı. Dalış ekibi hemen onu kurtardı. 2018'in yazında Nathan'ın sevgilisi insan öldürme, delilleri tarif etme ve de ölü bir bedene kötü muamele yapmaktan suçlandı. 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2037'de şartlı tahliye imkanı olacak. Bugüne dek yaptıkları tüm itiraz reddedildi. Nathan, Ekim 2020'de cezaevinden çıktı. Case of a missing Wisconsin woman whose disappearance prompted a massive search. Yoga student Kelly Dwyer vanished in 2013.
Kelly Dwyer 9 yıl önce işe gitmediğinde iş yerinden dostları onu aradı. Sosyal medya üzerinden ona yazdı. Herhangi bir yanıt alamadıklarında polislere haber verdiler. Polisler Kelly'yi araştırdıklarında telefonunu uzun zamandır kullanmadığını, internete bağlanmadığını, banka kartını kullanmadığını fark ettiler. Kelly neredeydi? Son gününde neler yaptı? Daha da önemlisi o kimdi? Kelly, Tony ve Maureen'in kızıydı. Henüz liseye giderken ailesi boşandı ve bu durum Kelly'yi biraz etkiledi. Artık evinin neresi olduğunu, geri kalan yaşamında neler yapmak istediğini bilmiyordu. Lise hayatı, tenis, gazete ve lise kulüpleri arasında geçip gitti. Sonunda mezun oldu ve bu andan sonra yeni arayışlar içerisine girdi. Mezun olduktan 4 yıl sonra Milwaukee'ye taşındığında adeta kendini yeniden keşfetti. 2012'de bir spor mağazasında eğitimci olarak işe girdi. Aynı zamanda bir yoga eğitmeni olan Thomas Huck'ın çocuklarına dadılık yapıyordu. Maddi anlamda özgürlüğünü eline almıştı. Yavaş yavaş hayatını şekillendiriyordu. Bu yeni yaşam tarzına yeni bir görünüm eşlik etti. Kalp yakalı, straple, siyah bir üst giydiği fotoğrafını Facebook'ta yayınladı. Onu daha önce hiç böyle görmeyen dostları altına övgü dolu yorumlar yaptılar. Artık parti kıyafetleri giyiyordu. Köklerinin başka bir yönünü keşfetmişti. Canlı, coşkulu, hayatının en güzel anlarını yaşıyordu. Bu felaketine neden olacaktı. Gözde mekanları gezdi. İş yerinden dostları ve müşteri gruplarıyla eğlence hayatına atıldı. Ailesi 2013'te onu ziyarete geldiğinde boşanmalarının ardından hayatını etkileyen o belirsizliğin, o sis bulutunun artık yok olduğunu, onun kendi hayatını keşfettiğini gördüklerinde sevindiler. Daha çok gülüyor, hayata daha iyi bir açıdan bakıyordu. Sonra bir iş gezisinden döndükten sonra spor mağazasındaki işine odaklandı. İşi onu daha da cesaretlendirdi ve bir süre sonra Chris Zock adındaki bir adama aşık oldu. Chris bir BT yöneticisiydi, bilgi teknolojileri. Kelly onu sık sık arkadaşlarına anlatıyor, hakkında metiyeler düzüyor ve onu ne kadar çok sevdiğinden bahsediyordu. Bir dostu o günleri şöyle anlattı. Ondan çok hoşlandı. Bize sürekli onu anlatır, onda bende de olan bazı özellikler var derdi. Sanki hayalindeki ideal erkek imajı Chris'te gerçeğe dönüşmüştü. Chris'te ne buldu hiçbir fikrim yok. Ama daha önce hiçbir insanda görmediğim kadar onu çok sevmişti. Onunla beraber olmanın çok zor olduğunu düşünüyordu. Belki de kendini ona yakıştıramıyordu. Ara sıra onu aradığını biliyorum. Chris'in bir sevgilisi vardı. Ancak Kelly bunu bilmiyordu. Kelly bir ortak arkadaş vasıtasıyla Chris'le tanıştı. İkili kısa bir zamanda sevgili oldu. Chris'in Kelly'nin bilmediği bir sevgilisi vardı. Ayrıca sosyal medya üzerinden tanıştığı bazı kadınlarla da randevuya çıkıyordu. Chris'in bileklerinde, boynunda morluklar vardı. Ona bunların neden kaynaklandığı sorulduğunda güldü. Çılgın bir gecenin eseri olduğunu söyledi. Detay vermedi. Önemsemiyor, anlamsız buluyor gibiydi. Bu dava gelecek vadeden genç bir kadının akıbetine odaklanıyordu. Çevrimiçi flörtün risklerini, yanlış cinsel beraberlik ve sevenlerin bilmediği gizli bir hayatı, bir çifte hayat yaşantısını ve etkilerini gözler önüne serecekti. Milwaukee sakinleri gibi bölge savcı yardımcısı Sarah Hill de bu ani yok oluşu garip buldu. Sarah Hill bir anda yok olmuş gibiydi. Sosyal medya hesapları kapandı. Banka hesapları kapandı. Telefonu kapandı. Son günü yani 10 Ekim gecesi sıradan bir gün gibi başladı. Chris Zock adında bir adamla çıktı. Kelly, Chris'in apartmanına gitti. Sonra alkol almaya Allium adındaki bir yere gittiler. Burası apartmanın hemen karşısında şirin küçük bir bardı. Ve bu barda bir tanık bulundu. Chanel Royston adındaki bir kadın o gün Kelly ile konuşmuştu. Kelly ona yarın ne yapmayı planladığını anlattı. Chanel onun dostuydu. Kelly ona şunları aktardı. Yarın izin değil. Sabah uyanmak ve yoga yapmak istiyorum. Sonra çamaşırları yıkar, rahat, güzel bir gün geçiririm. Sonra yakınlardaki bir pizzacıdan pizza alıp bara getirdiler. Hep beraber pizza yediler. Ve bu anlarda Chanel, Kelly'yi son kez gördü. Pizzalar yendi ve çift yeniden evine döndü. Bu anlarda saat gece 2'ydi. O andan sonra bir daha görülmedi. Bir gün sonra Chris onun kayıp olduğunu bildirdi. Kaybolduğu tarihte ekipler onun bir yıldır Chris Zocco ile sevgili olduğunu öğrendiklerinde haliyle Chris'e odaklandılar. En son onunla bir randevusu vardı ve Kelly'nin bilinen son görüntüsü o dakikalara aitti. Chris ise onun kaybolmasıyla herhangi bir alakası olmadığını söyledi. Chris Zocco. Beraberdik.
sabah bir ses duydum. Sonra onun gittiğini düşündüm. Saatlerdir onu arıyorum ama telefonu kapalı. Nerede olduğunu bilmiyorum. Bana hiçbir şey söylemedi. Herhangi bir planı yoktu. İzin günüydü. İşe gitmiş olamaz. Endişeliyim. Daha sonra ekipler Kelly hakkında ipuçları ararken Chris'in evi için bir arama izni çıkardılar. Chris o gün tutuklandı. Ancak tutuklanma sebebi evinde yasaklı madde ve yasaklı CD'ler bulundurmasıydı. Kelly kendini keşfetme yolculuğuna çıktığında yoga eğitmeni Ryan Heather'la tanışmıştı. Ryan onu şöyle anlatıyordu. Beni her gördüğünde yanıma gelir ve kocaman sarılırdı. Enerjisi bulaşıcıydı. Yeni ve güzel bir haber almış gibi sürekli heyecanlıydı. Ailesi kaybolduğunu öğrendiğinde hemen Milwaukee'ye gitti. Aile, Kelly hakkındaki çoğu şeyi biliyordu. Genelde ebeveynlerden gizli tutulan, madde kullanımı, cinsel yaşam gibi birçok ayrıntıyı biliyorlardı. Anne Maureen. Son yıllarda keskin bir değişim dönemine girdi. Radikal kararlar aldı. Bazı eylemleri tuhaftı. Kendini kaybettiği günler oluyordu. Ona bunun yanlış olduğunu anlattım ama beni dinlemedi. Sevgilisi Chris hakkında çok az şey biliyordum. Hayalim her zaman kızımın yanımda olmasıydı. Milwaukee ona çok şey kattı. Ancak biraz fazla aşırıya kaçtığını düşünüyorum. İki gündür ona ulaşamıyorum. Onunla en son cuma günü sabah saatlerinde görüştüm. Akşam bir yerlere gideceğini söyledi. İş hayatında sorun yaşamıyordu. Ruh hali iyiydi. Muhtemelen başına kötü bir şey geldi. Kelly eğitimliydi, zekiydi. İyi para kazandıran bir işi, güzel bir arabası, doğu tarafında iyi bir evi vardı. Ailesi onun kaybolduğunu öğrendiğinde ne yapacaklarını bilemediler. En mantıklı adım özel bir dedektif tutmaktı. Onlar da bunu yaptılar. Onları tanıyanlar Chris ve Kelly arasındaki ilişkiyi çıkar ilişkisi olarak tanımlıyorlardı. Chris ona hayatında başka insanların da olacağını söyledi ve Kelly buna onay verdi. Böyle bir iddia vardı. Kimisi bunu doğruladı, kimisi de yalanladı. Son gününde onun yanında olan Chanel, onun yasaklı madde tükettiğini ifade etti. O gün içinde kötü bir his olduğunu düşünüyordu. İlerleyen saatlerde Chris ve Kelly aniden gitmemiz gerekiyor deyip orayı terk ettiler. Dedektif Tammy bu davaya atandı. Dedektif Tammy. Tarih 14 Ekim'di. Vardiyama başlamıştım. Bana genç bir kadının kaybolduğunu aktardılar. Cuma gününden beri ondan haber alınamıyormuş. Hemen onun son görüntülerine baktım. Sohbet halinde olan iki insan gördüm. Kelly kameranın yanından geçip gitti. Asansöre doğru yürüdü. Bunun onun canlı görüldüğü son an olduğu ifade edildi. Videodaki diğer kişiyle Chris'le görüşmem gerektiği aşikardı. Onu gördüğümde iyi bir adama benziyor dedim. Bana haftada birkaç kez takıldıklarını, parti yaptıklarını anlattı. O gün beraber olduklarını, alkol tükettiklerini ve sonra sızdıklarını söyledi. Sonraki sabah saat 9 civarında bir kapı kapanma sesi duymuş. Yani bu saatte Kelly'nin evi terk ettiğini düşünüyor. Yüksek güvenlikli bir binadan fark edilmeden nasıl çıkmıştı? Chris odağı kendisinden uzaklaştırmaya mı çalışıyordu yoksa doğruları mı söylüyordu? Sonra Kelly'nin başka erkeklerle de takıldığını aktardı. İçgüdülere, alınan eğitime ve yılların getirdiği deneyime odaklanırsa onun çok iyi bir şüpheli olduğu anlaşılırdı. Sorgu esnasında Chris ile polisler arasında şöyle bir diyalog geçti. Chris, endişeli misin? Evet, burada olduğum için endişeliyim. Bipolar ya da şizofren gibi bir şeyden şüpheleniyor musun? Hayır, bunlar yoruma çok açık konular. Sonra sorgu aniden bitti. Chris avukatını aramak istiyordu. Gözaltındayken cep telefonunda sıkıntılı bir video keşfedildi. Beraber oldukları esnada Kelly'nin nefes almakta zorlandığı bazı görüntüler. Görüntü kaybolmadan 3 hafta önce çekilmişti. Günler sonra ekipler onu bir türlü bu kayboluşta ilişkilendiremiyorlardı. Bir ilgisi olduğu belliydi. Ancak onu yalnızca yasaklı madde bulundurmaktan suçlayabildiler. Sonra dairesi bir kez daha arandı ve o anlarda banyoda tuhaf bir ipucu bulundu. Duş perdesi kancaları kırık, perde ise yırtıktı. Bu ne anlama geliyordu? Daireye insan kalıntısı kokusunu tespit etmesi için eğitimli bir köpek getirildi. Kadavra köpeği bazı ilginç keşifler yaptı. Köpek apartmanın kapısının hemen dışında uyarı verdi. Sonra garajda ve bir çöp konteynerinin yanında durdu. Ardından eve girildi. Koridorda, yatak odasında ve banyoda alarma geçti. Ebeveyn yatak odasına gitti. Chris'in yatağına çıktı. Yatakta şiddetle burnunu çekti ve son uyarısını verdi. Bu anlarda ekipler Kelly'nin öldüğüne neredeyse eminlerdi. Son anlarını bu dairede yaşadığını biliyorlardı.
Ama eğer öyleyse şu an bedeni neredeydi? Chris'in bu soruya verebilecek bir yanıtı yoktu. Polislerin de bu soruşturmayı devam ettirebilecek, Chris'i suçlayabilecek kadar kaynakları yoktu. Sonra evdeki elektronik eşyaları incelemeye karar verdiler. Harici bir diskte yine aynı uygunsuz görüntüler vardı. Chris iki kez tutuklandı ve en son 2013'ün son aylarında kefaletle serbest kaldı. Chris'in bir sevgilisi olduğu biliniyordu. Kimilerine göre Kelly bunu biliyordu ve bu duruma onay vermişti. Ama bazı yakın dostlarına göre bundan haberi yoktu. Ne onun ne de Chris'in sevgilisinin aldatıldıklarından haberleri yoktu. Hangisi doğru tartışılır. Chris'in uzun yıllardır beraber olduğu kadın Megan neredeydi? Megan'ın kardeşi televizyonda Chris'i gördüğünde bunu ona aktardı. Ekipler hemen Megan'a ulaştılar ve onun yanına gittiler. Giderken yanlarına Chris'in evinin görüntülerini de almışlardı. Megan'a videoları ve fotoğrafları gösterip farklı olan nesneleri tanımlamasını istediler. Megan evde birkaç şeyin eksik olduğunu aktardı. Misafir banyosunda duş perdesi olması gerekiyordu. Ayrıca bir kilim ve de onunla uyumlu havlular vardı. Ancak görüntülerde bunların olmadığı göze çarpıyordu. Chris bunları kaldırmıştı. Megan diğer banyoda hasarlı duş perdesini ve kancaları gördü. Bunların normalde böyle olmadığını belirtti. Burası kadavra köpeğinin alarm verdiği yerlerden birisiydi. Megan evde eksik olan bir eşyayı daha teşhis etti. Bir golf çantası. Normalde uzun bir zamandır televizyonun önünde duran bu çanta artık yoktu. Bu çantalar sopalarını korumak için golfçüler tarafından yaygın olarak kullanılan büyük çantalardır. Chris bu çantayı Kelly'nin bedenini evden çıkarmak için kullanmış olabilirdi. Yine de bunu nasıl başarmıştı? Binada 28 güvenlik kamerası vardı ve Chris hiçbirine yakalanmamıştı. Kameranın olmadığı ender yerlerden birisi asansördü. Herhangi bir kameraya yakalanmadan onu dairesinden çıkarıp önce asansöre, sonra birinci kata, ardından da garaja götürmüş olması ne kadar mümkündü? Kadavra köpeklerinin işaret ettiği yerlerden biri de garajdı. Burada kafaları kurcalayan bir ayrıntı devreye girdi. Garajın içerisinde kameralar vardı. Görüntüler izlendiğinde Chris kadraja girmedi. Polislerin bu çıkmaza verebilecekleri bir yanıt henüz yoktu. Uzun bir zaman özenle çalışmalara devam etmeleri gerekiyordu. 13 Ekim saat sabah 10.06'da, yani Kelly'nin canlı görüldüğü saatten 8 saat sonra Chris aracın yanında görülüyordu. Saat 10.08'de Kelly'nin telefonu kapandı. Chris telefonu belki de kırdı. Gücünü kesti ya da suya attı. Nehir çok yakınlardaydı. 16 dakika sonra garajında arabasının bagajında dururken görüldü. Dikkatli bakıldığında bagaj seviyesinin üzerinde duran gri ya da gümüş renkte bir nesne vardı. Muhtemelen bu şey golf çantasıydı. Sonraki 8 saat boyunca birkaç kez daha eve gelip gitti. Eşyalarını araca yükledi ve akşam saat 8 civarında yola çıktı. Chris bu anlarda spor ekipmanlarını annesine götürmeye karar verdiğini söyledi. Chris'in annesi Joyce Fries. Oğlum her zaman sporla ilgilenirdi. Çok fazla arkadaşı vardı. Çok iyi bir golfçüydü. Bize Kelly'yi anlattı. Chris 38, Kelly ise 27 yaşındaydı. O gün golf sopası ve beyzbol ekipmanlarını bırakmak için geldi. Ama yanında golf çantası yoktu. 11 Ekim Cuma günü akşam saatlerinde Chris'in sevgilisiyle buluşması gerekiyordu. Bu anlarda muhtemelen Kelly öleli 17 saat oluyordu. Chris o gün yemeğe geç kaldı. Tahminen o anlarda Kelly'nin bedenini atmak için bir yer arıyordu. Telefonu kapalı olduğundan hareketleri izlenemedi. Yemeğe geldiğinde biraz tuhaftı. Gergindi ve terliyordu. Sevgilisi o güne dek onu hiç böyle görmediğini söyledi. Özel dedektif Chris'in rotası üzerine yoğunlaştı. O gün nereye gitmişti? Bazı ipuçları onun kırsala gittiğini işaret ediyordu. Ancak alan o kadar büyük, o kadar geniş bir alandı ki Kelly'nin olabileceği alanları daraltmak çok zordu. Yetkililerin bir teorisi vardı. Aslında Chris sevgilisinin yanına gittiğinde Kelly arabasının bagajındaydı. Çaresizce bekledi. Cumartesi günü onu bagajdan çıkardığı düşünülüyordu. Chris sevgilisinin evinden ayrıldıktan sonra bir peynir dükkanına gitti. Ona göre sevgilisinin ailesine peynir almak için 250 kilometre yol kat etmişti. Ancak muhtemelen kırsal bir alan bulmak için bu yolu yaptı. Burada bir yerlere bedeni bıraktı ve sonra Milwaukee'ye dönüp bir alışveriş merkezine girdi. Kredi kartıyla yeni bir spor ayakkabı aldı. Ayakkabıları kirlenmişti.
Onları değiştirmek için yeni bir ayakkabı aldı. Peynirciye gittiğinde saat 9 civarıydı. Ayakkabıları aldığında ise öğlen 12. Bu, otoyolun kenarında tenha bir yer bulması ve Kelly'yi bırakması için yeterli bir zamandı. Ekipler hemen o bölgede bir arama çalışması başlattı. Burası yoğun bir trafiğe sahip 94. otoyolun dışında meclis binasının yakınlarında popüler turistik bir yerdi. Böylesi geniş bir alanda Kelly'yi aramak samanlıkta iğne aramakla eşdeğerdi. Chris çaresizdi. Ondan bir an önce kurtulmak istiyordu. Planı başarılı oldu ve Kelly'yi uzun bir zaman bulamayacakları bir alana sakladı. Onu bulan polisler değil, yakınlardan geçen bir adam olacaktı. Kasım 2014'te Chris bir kez daha mahkemeye çıktı. Diğer birkaç suçtan hüküm giydi ve toplamda 19 yıl ceza aldı. Bu suçların arasında Kelly Dwyer yoktu çünkü hala onun nerede olduğu bilinmiyordu. 2015'in Mayıs ayında o civarda yaşayan Christopher adında bir adam arazide geyik bacağına benzettiği bir şey buldu. Ona doğru yürüdüğünde bunun bir insan kafatası olduğunu anladı. Giysi yoktu. Sadece kemikler vardı. Adam durum hemen polislere bildirdi. Polislerin Kelly'nin diş kayıtlarına ihtiyacı vardı. Çünkü bu sistem DNA testinden daha hızlı işliyordu. Annesi Maureen kızını yıllar önce bir dişçiye götürmüştü. Ve şimdi orayı hatırlaması gerekiyordu. Zihnini zorladı ve orayı hatırlamayı başardı. Günler sonra diş kayıtları sayesinde onun Kelly olduğu açıklandı. 1,5 yıldır burada saklı bir haldeydi. Ailesi yıkıldı. O güne dek içlerinde hala bir umut vardı. Yine de ölüm sebebinin ne olduğu bilinmiyordu. Fiziksel bir kanıt bulunamadı. Duş perdesi, havlu, kıyafet, golf çantası hiçbir şey yoktu. Polislerin dava açılması için acele etmesine gerek yoktu. Çünkü Chris toplum için tehlike oluşturmuyordu. Kaçma şansı yoktu çünkü cezaevindeydi. Chris'in bu ölümle suçlanması 1,5 yıl daha sürdü. Mahkemede 5 farklı kadın Chris'in kendilerini rahatsız ettiğini anlattılar. Chris şiddetli, baskıcı ve yaralanmalara sebep olan cinsel beraberlikler istiyordu. Yani mazoşist cinsellik. Muhtemelen Kelly'yi öldürmesinin sebebi de buydu. Beraber oldukları esnada kendisine hakim olamadı. İstem dışı ona şiddet uyguladı ve öldürdü. Mahkeme 9 gün sürdü. Sonunda Chris suçlu bulundu. 19 yılın üzerine 31 yıl daha eklendi. Chris Sokko 90 yaşına geldiğinde serbest kalacak. September 2012 in Melbourne. A 29-year-old woman disappears while walking home after a night out. The CCTV footage showed a man talking with her. Gillian McKeon, 82 İrlanda doğumluydu. Çocukluğu Drogheda'nın kuzeyindeki Termonifikan köyünde geçti. Ailesi daha sonra Avustralya'ya taşındı. Gillian ve ailesi 96'ya kadar Avustralya'da yaşadı ve daha sonra ülkeleri İrlanda'ya geri döndü. Jill, üniversiteyi İrlanda Dublin'de okudu. Burada tanıştığı Tom Marr'la evlendiğinde yeniden Avustralya'ya taşındı. Eylül 2012'ye dek hayatı çok iyi gidiyordu. ABC yani Avustralya Yayın Kurumu'nda çalışıyor, sevdiği adamla beraber yaşıyor ve kariyer basamaklarını bir bir çıkıyordu. 2012'nin Eylül ayı ile beraber hayatları tam bir kabusa dönecekti. O ay Jill'in babası felç geçirdi. Jill onu görmek için İrlanda'ya gitti ve bir hafta sonra eve geri döndü. 21 Eylül 2012'de ABC Melbourne radyo istasyonunda idari ve canlı yayın bölümlerindeki görevini bitirdi ve dostlarıyla beraber bir şeyler içmek için Brunswick Green isimli bir bara gitti. Kocası Tom onun iş çıkışında kafa dağıtmak için bara gideceğini biliyordu. O yüzden Jill'den uzun bir zaman haber alamadığında endişeye kapılmadı. Sakince eve gelmesini bekledi. En son akşam saatlerinde Tom'u aramış ve gece 2'ye doğru evde olacağını söylemişti. Saat 1.30'da kardeşi Michael aradı ve onunla babasının sağlık durumu hakkında kısa bir konuşma yaptı. Ardından kardeşi Michael telefonu kapattı ve uyudu. Bu ablasıyla son konuşması olacaktı. Sabah olduğunda Tom, Jill'in hala eve dönmemiş olduğunu anladı. Önce evin odalarını gezdi. Banyoya, tuvalete baktı. Jill'e seslendi. Onun evde olmadığına emin olduğunda telefonuna sarıldı ve Jill'in numarasını tuşladı. Telefon kapalıydı. Tom bu kez Jill'in o gece beraber bara gittiği dostlarını aradı ve onlardan bilgi aldı. Hiçbiri saat gece birden sonra onu görmemişti. Bir arkadaşı onu eve bırakmayı teklif etmişti
Ancak Jill evi 5 dakikalık yürüyüş mesafesinde olduğu için bu teklifi reddetti. Tom hemen evden ayrıldı ve barla ev arasındaki o yolu yürüdü. Ara sokaklara daldı. Jill'e dair bir iz arıyordu. 2 saatin sonunda ondan hiçbir iz bulamayınca umutsuzca eve döndü. Tom çaresizdi. Yapabileceği hiçbir şey kalmadığında polisleri aradı. Jill neredeydi? Bu bir intihar mıydı? Evini terk etmiş olabilir miydi? Ya da o gece birileri onu tuzağa mı düşürdü? Dostlar, içeriği beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İlk şüpheli Tom'du. Bu tip kayıp vakalarında fail genelde kayıp şahsın eşi oluyordu. Ekipler Tom'u sorguya aldılar. Bir polis memuru ağzından itiraf alabilmek için her yolu denedi. Tom, bize gerçekleri anlat. Jill bardan çıktı ve eve geldi değil mi? Jill eve girdi. Peki sonra ne oldu? Kavga mı ettiniz? Bir aldatma meselesi miydi? Bir anlık sinirle onu ittin, o da kafasını bir yerlere çarptı ve her yer kan oldu, değil mi? Tom, ekiplerin üzerine gelmelerini anlayamıyordu. Onlara Jill'i en son önceki sabah gördüğünü, yine en son akşam vakitlerinde onunla konuştuğunu anlattı. Eğer masumsa hem Jill'in yokluğu hem de ekiplerin ona sinir harbi yaşatması çok zor olmalıydı. Tom ısrarla yakın zamanda onunla kavga etmediğini, aralarının gayet iyi olduğunu, evi terk etmesine neden olacak hiçbir kötü olay yaşamadıklarını anlattı. Onun nerede olduğunu bilmiyorum. Daha önce haber vermeden bir yerlere gittiği olmadı. Bu ilk kez oluyor. Onu herkesten çok merak ediyorum. Bu olayla herhangi bir alakam yok. Jill'in iş yerinden dostları Twitter üzerinden insanlara ulaşmayı denediler. Onu canlı bulma umuduyla Jill Maher'ı bulmamıza yardım edin adında bir Facebook sayfası kurdular. Hemen Jill adına broşürler bastırıldı ve etrafa dağıtıldı. Jill kaybolduktan 4 gün sonra Facebook sayfası 100 bin kişiye ulaştı. Kısa bir zamanda milyonlarca insan Jill'in kayboluşundan haberdar oldu. Basın olayı ele aldığında, sosyal medya bu olayın üzerine gittiğinde Jill ülke çapında tanınan bir isim haline geldi. Vakanın dünyanın kanayan yarası olan yeni bir kadın cinayeti vakası olabileceği endişesi yaşanıyordu. Evi ile bar arasında 700 metre olduğu tespit edildi. Jill'in son adımlarının izini sürmek, zeki ve yetenekli bir kadının aydınlık bir şehir sokağından geçip yakınlardaki evine neden varamadığını anlamak için bazı rotaları takip etmek gerekiyordu. Jill'in canlı görüldüğü son gün onunla barda olan bir arkadaşı şunları söylüyordu. O gün gayet neşeliydi. Bize gelecek planlarından bahsetti. İrlanda'ya tatile gitmek, dünyanın belirli yerlerini, özellikle de Asya'yı görmek istediğini anlattı. Onu eve bırakmayı teklif ettik. Taksi çevirmeyi teklif ettik. Ancak evi yakın olduğundan bizi reddetti. Bir yere gitmiş, evini terk etmiş olamaz. Sanırım başına kötü bir şey geldi. Yetkililer güvenlik kameralarına odaklandılar. Jill'in güvenlik kameralarına yansıdığı ilk an bir kadın meslektaşıyla yürüdüğü andı. Bu anlarda saat 17.04'tü ve mesaisi bitmişti. Üzerinde siyah bir elbise ve palto vardı. Jill yakın bir dostunun doğum gününü kutlamak için bir mekana gidiyordu. Bu mekandan ayrıldıktan sonra akşam saat 9 gibi 3 arkadaşıyla beraber Brunswicker'ine gidecekti. Jill akşam 9 civarında bu bara geldi ve gece 1.30'a dek bu mekanda kaldı. Güvenlik kameraları onun telefon tamircisini, tıp merkezini ve 2 mağazaya geçerek yola devam ettiğini gösteriyordu. O esnada hala açık olan bir fırın ve kebap salonu vardı. Jill, Etiquette Bar'dan geçerken yolda arabaların olduğu gözüküyor, sokak aydınlatmaları yeterli görünüyordu. 1.34'te yoldan geçen 3 kadını durdurdu. Onlardan biriyle kucaklaştı, sohbet etti ve ardından yoluna devam etti. Penny Black isimli barı geçtiğinde yol ıssız bir hal aldı. Aydınlatma düşük, yoldan geçen araba sayısı az, etraf tenhaydı. Çünkü bu civarda bar, eğlence mekanı ya da geç saatlere dek açık olan bir işletme yoktu. Her yer neredeyse bomboştu. Saat 1.36'da bir pizza dükkanının yanından geçti. Oldukça hızlı yürüyordu. Aldığı alkol onu etkilememiş gibiydi. Bir pastaneden, klinikten ve mağazadan geçip sokağın köşesini döndü. Bu anlar Jill'in bilinen son görüntüsüydü. Kuzeye giden yolun sol tarafında çitlerle çevrili boş bir arsa vardı. Mağazalar bu arazinin çok daha ilerisinde kalıyordu. Jill işte buraya doğru gitti ve gözden kayboldu. Sonra ilginç bir şey oldu. O gittikten 20 saniye sonra kameraya bir adam daha girdi. Adam Jill'in gittiği yere doğru hızla koşuyordu. Jill ve bu adamı birbirine bağlayan ilk görüntü bu oldu. Daha sonra bir butiğin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler
saat 1.40 civarında Jill'in butikten geçtiğini tespit ettiler. Bu anlarda mavi kapşonlu bir adamla konuştuğu anlaşılıyordu. Bu adam Jill'in arkasından koşan adamdı. Adam cep telefonunu ona doğru sallıyordu. 4 dakika önce de dükkanın karşı tarafında yürürken görünmüştü. Ekipler Jill'in dairesini ve arabasını detaylıca aradılar ve test için bazı eşyalarını aldılar. 23 Eylül saat 4.30 civarında Jill'in telefonu Sydney yolu üzerindeki bir alandan sinyal gönderdi. Evi arandıktan ve bu sinyal ekiplere ulaştıktan sonra ekipler Tom'un masum olduğuna ikna oldular. Onu şüphe listesinden çıkardılar. Peki ama Jill burada ne arıyordu? 26 Eylül'de mavi kapşonlu adamın Adrian Ernest Bale olduğu anlaşıldı. Adrian bir gün sonra tutuklandı ve polis merkezine getirildi. 10 yıllara uzanan şiddet ve cinsel saldırı suç geçmişi vardı. Kötü şöhretliği Adrian Bailey tam da aranılan şüpheliydi. 2002'de 5 kadını taciz etmekten yargılanmış ve şartlı tahliyeyle salınmıştı. Suç geçmişi inanılmazdı. 23 yılda 20 tecavüz suçu vardı ve 11 yıl cezaevinde yatmıştı. Arabası Jill'in telefonundan gelen sinyalin yakınlarında dolaşırken görüldü. Aynı zamanda gişeden geçerken kameralar tarafından yakalandı. Ekipler Jill ve Adrian'ın telefon sinyallerini incelediklerinde aynı yol üzerinde hareket ettiklerini fark ettiler. İki telefon da ıssız uzak bir alandan sinyal gönderiyordu. Ancak daha sonra yalnızca bir telefon sinyal göndermeye devam etti. O da Adrian'ın telefonuydu. Jill'in telefonu o andan sonra sinyal göndermeyi bıraktı. Bir ekip Adrian'ın evini aradı ve yapbozun hayatı bir parçasını ortaya çıkardı. Adrian'ın evinde Jill'in sim kartı vardı. Adrian'ın sorgusu aslında oldukça kısa sürdü. Adrian o gün gayet rahattı. Kendine güvenen ve masum olduğunu kanıtlamaya çalışan bir adam imajı çizdi. Polislere sevgilisiyle kavga ettiğini, eve gitmeden önce 2 saat sevgilisini aradığını anlattı. Ona Jill'in kaybolduğu bölgenin yakınlarında geçen aracının fotoğrafı gösterildi. Telefonunun nerede olduğu soruldu. Bu andan sonra Adrian'ın rengi atmaya başladı. Sorulara "bunu açıklayamam" yanıtını verdi. Bir noktada sinirlendi. Jill'in sim kartı neden senin evinde sorusuna etrafa saldırarak yanıt verdi. Sonra sandalyesine geri oturdu, başını salladı ve o günü anlatmaya karar verdi. Kasabanın diğer ucunda yaşayan tesisatçı Adrian Bailey o akşam saat 19.28'de sevgilisiyle beraber kaldıkları otelden ayrıldı. O esnada Jill bu otelden 4 kilometre uzaktaydı. Adrian o gün sevgilisiyle kavga etmiş, küçümsendiğini hissetmişti. Ruh hali pek iyi değildi. Sevgilisiyle beraber bir gece kulübüne gittiler. Burada aşırı kıskanç ve sahiplenici bir tavır gösterdiğinde sevgilisi yanından ayrıldı ve tuvalete gitti. Ardından ona söylemeden mekanı terk etti ve bir taksiye binip oradan ayrıldı. Bar kamerasına saat gece 12.24'te Adrian'ın kulağındaki telefonla barda bir aşağı bir yukarı volta attığı anlar yansıdı. Sevgilisini arıyordu ancak yanıt alamadı. Adrian daha sonra mekanı terk etti ve büyük annesiyle beraber kaldığı eve gitti. Mavi bir kapşonlu giydi ve bilinmeyen bir sebepten bir kez daha dışarıya çıktı. Sonra dışarıda gezinmeye başladı. Dükkanlara baktı. Bir marketten alışveriş yaptı. Durmadan sevgilisini arıyordu. Ona ulaşamadığı her an daha da sinirlendi. Sonra kimsenin olmadığı ıssız bir yerde Jill'i gördü. Ona doğru yürüdü ve Jill'e bazı sorular sormaya başladı. Jill'i öpmeyi denedi. Jill onu terslediğinde, yüzüne bir tokat attığında arkasından koşmaya başladı. Ona saldırdı, istismar etti ve bağırmaması için onu tehdit etti. İfadesine göre ona saldırmasının en büyük sebebi Jill'in onu terslemesiydi. Bu onu öfkelendirmişti. Adrian, Jill'i elleriyle boğduğunu itiraf etti. Amacının yalnızca onu taciz etmek olduğunu, ancak direndiğinde polislere haber vereceğini söylediğinde onu öldürmek zorunda kaldığını anlattı. Daha sonra Jill'in cansız bedenini aldı ve onu gömdü. Onu öldürdüğü yerden 50 kilometre uzaktaki bir yere gömmüştü. Adrian onu öylece bıraktı ve kürek almak için evine gitti. Saatler sonra geri döndü, Jill'i arabasına koydu ve onu kimsenin bulamayacağını düşündüğü bir yere gömdü. 27 Eylül, akşam saat 10'da ekipler onu sığ bir mezardan çıkardılar. Cinsel istismara uğramış, boğularak öldürülmüştü. Ne acıdır ki, bulunduğu yere giden iki adli tıp uzmanı o günden sonra istifa etti. Bu duygusal yük onlara ağır gelmişti. Bir polis memuru şöyle diyordu:
Biz ilk günden itibaren Tom'a odaklandık. Onun üzerine gittik. Korkunç bir muameleyle karşı karşıya kaldık. Bu gerekli bir hareketti. Ancak şu an bizi biraz rahatsız ediyor. Tom'un o halini düşündüğümde bu zavallı adama davranış şeklimiz çok acımasızdı. Sadece eşini kaybetmedi. Bizden de bir darbe yedi diyorum. Tom düzenli olarak medyanın karşısına çıktı ve dava hakkında bilgi verdi. Fail ortaya çıktığında Tom yine kameraların karşısındaydı. İçtenlikle davaya mesai harcayan tüm yetkililere teşekkür etti. Adrian'ın her şeyi itiraf etmesinden 2 gün sonra cili anmak ve anlamlı bir duruş sergilemek için 30 binden fazla insan bu meydanda toplandı. Jill adına ikonik bir yürüyüş düzenlediler. Ekim ayında Jill adına bir cenaze töreni düzenlendi. Ailesi cenaze töreni ve ölü yakma esnasında mahremiyet açısından davetliler dışında kimsenin alana girmemesini rica etti. Anma törenine binlerce insan katıldı. Son anlarının güvenlik kamerasına yansıdığı bu gelin mağazasının önüne yüzlerce buket çiçek bırakıldı. Adrian Bailey gözaltındayken intihar teşebbüsünde bulundu. Olaydan bir yıl sonra suçunu kabul etti. 2013'ün yazında ömür boyu hapse mahkum edildi. 35 yıl sonra şartlı tahliye imkanı olacak. Dostlar, içeriği beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum.